Sevgili gençler, dersime hoş geldiniz. Bugün 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci haftanın konusu olan 1. Dünya Savaşı konusunu işleyerek ikinci haftayı bitireceğiz arkadaşlar. Bu konu ders kitabımızın 1. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti yani 28 ile 33. sayfalar arasında, buradan da bizi takip edebilirsiniz. Aynı şekilde EBA üzerinden de sizlere bunları göndereceğim. Konumuz 1. Dünya Savaşı. Yıl 1914 ile 1918 yılları arasında bakalım Osmanlı Devleti hangi cephelerde neler yapmış, bunlara bakalım. İlk başta 1. Dünya Savaşı'nın genel sebebi sömürgecilik ve pazar rekabetidir arkadaşlar. Ve Almanya ve İtalya gibi siyasi birliğini geç tamamlayan devletlerin sömürge arayışları karşısında büyük Avrupa devletlerinin de sömürgelerini kaybetmek istememesi savaşın genel sebebi olarak bizim karşımıza çıkmaktadır. Özel sebeplerine bakalım. Hangi devletin hangi devletle arasında problemler var? Bunlarla ilgili konuşalım. Birincisi, Almanya ve Fransa arasında Alsas-Loren kömür yatakları sorunu bu savaşın özel sebeplerindendir. Rusya ve Avusturya arasında Pan-Slavizm ve Pan-Germenizm mücadelesi, yani milliyetçilik. Yani Ruslar Balkanlarda Slavları birleştirmeye çalışıyor. Arkadaşlar, Avusturya'da Balkanlarda Germenleri, yani Almanları, Arman ırkına dayananları birleştirmeye çalışıyor. Japonya'nın uzak doğudaki Alman sömürgelerini ele geçirmek istemesi. Avusturya ve Sırbistan arasında bir Bosna-Hersek meselesi var. Bu da milliyetçilikle alakalıdır. Bulgaristan'ın Ege Denizi ile bağlantı kurmak istemesi. Hatırlayın, 1. Balkan Savaşı'nda Ege Denizi'ne sahip oldu. 2. Balkan Savaşı'nda Yunanistan bu toprakları almıştı. Ve Bulgaristan Krallığı tekrardan Ege Denizi'ne inmek istiyor. Rusların tarihi politikası, sıcak denizlere inme politikası. Osmanlı açısından ise arkadaşlar, Osmanlı kaybettiği yerleri geri almak istiyor ve kapitülasyonlardan Osmanlı Devleti kurtulmak için 1. Dünya Savaşı'na girmeye çalışıyor. Şimdi 1. Dünya Savaşı'ndaki bloklara bakalım. İki tane bloğumuz var. Bir, İtilaf, Anlaşma, Uzlaşma Devletleri. İki, İttifak, Bağlaşma Devletleri. Şimdi İtilaf Devletleri'nde İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya var. Ama Çarlık Rusya 1912-17 yılında, hani Çanakkale'ye geçemediler, Çarlık Rusya'ya yardım götüremediler. Orada halk ihtilal yaptı. Yani Bolşevik ihtilali oldu ve Çarlık Rus Devleti yıkıldı ve yeni kurulan Sovyet Rus Devleti Brest-Litovsk Barış Antlaşması ile savaştan ikinci çekilen İtilaf Devleti oldu. Sonra Japonya burada. Japonya'da savaşa başlar başlamaz Almanların uzak doğudaki sömürgelerini ele geçirerek savaştan çekilen ilk İtilaf Devleti oldu. İtalya arkadaşlar, İtalya ilk başta buradaydı ama İtalya daha sonradan da taraf değiştirdi. 1915'te İtilaf tarafına geçti. Amerika Birleşik Devletleri 1917'de ve Yunanistan'da 1918'de İtilaf bloğunda savaşa girdi. Ama İtilaf bloğunun 3 unsuru var, 3 önemli devlet var. İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya. İttifak devletleri de arkadaşlar, Almanya Krallığı, Avusturya Macaristan Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu ve en sonda giren Bulgaristan. Yani 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf ve İttifak Devletleri diye iki tane blok bizim karşımıza çıkıyor. 1. Dünya Savaşı'nı başlatan olay Avusturya Macaristan Veliahtı Franz Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesiyle Haziran 1914'te meşhur 1. Cihan Harbi başlıyor. O zaman savaşın çıkma sebebi kesinlikle arkadaşlar burada nedir? Milliyetçiliktir, dindir. 1. Dünya Savaşı'nda yapılan gizli paylaşım antlaşmaları var. Mesela İstanbul Antlaşması var. 1915 Boğazlar Antlaşması olarak geçiyor. Londra Antlaşması, Sykes-Picot Antlaşması, işte Jeanne-Marie Antlaşması ve Maçmahon Antlaşmaları, bunlar gizli paylaşım antlaşmalarıdır. Özellikle 1918 yılında Yunanistan'ın savaşa girmesi ve Rusya'nın savaştan çekilmesiyle arkadaşlar gizli antlaşmalarda bazı değişiklikler oldu.
Ve unutmayın, bu gizli antlaşmaları dünyaya duyuran devlet Rusya'dır. Çarlık Rusya yıkıldı, yerine yeni Rus devleti kuruldu. Sovyet Rusya hem kendinden önceki Çarlık Rusya'yı kötüleyebilmek için hem de sömürgeciliğe karşı bir emperyalizme karşı bir duruş sergileyebilmek için yapılan bütün gizli paylaşım antlaşmalarını dünya kamuoyuna duyurmuştur. Peki Osmanlı Devleti savaşa nasıl girdi? Osmanlı'ya sığınan Goben ve Breslov adında iki tane savaş zırhlısı gemisi, biz bunları satın aldık. Gemilerden Goben'e Yavuz dedik, Breslov'a Midilli dedik. Ve dönemin savaş bakanı Enver Paşa'nın gizli talimatıyla bu gemiler Karadeniz'e açıldı ve karşı kıyıdaki Rus limanlarını bombaladı. Böylece Osmanlı Devleti 29 Ekim 1914 tarihinde Cihad-ı Ekber ilan ederek arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı'na girmişti. Cephelere bakalım. Bunlardan birincisi Doğu Cephesi, yani meşhur Kafkas Cephesi. Osmanlı'nın taarruz ettiği, saldırdığı cephe, Sarıkamış faciasının yaşandığı cephedir arkadaşlar. Rusların Brest-Litovsk Antlaşması'nı 1918'de imzalamasıyla Doğu Cephesi kapanmıştır. Biz burada Evliya-i Selase dediğimiz Kars, Ardahan, Batum gibi şehirleri savaş yapmadan Rusların geri çekilmesiyle, savaştan çekilmesiyle biz bunları, bu bölgeyi geri almıştık. 1916 yılında Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'in Ruslardan geri alınmasında etkili olan isimdir. Günümüzde sözde Ermeni soykırımı iddialarına yol açan cephe de yine Doğu Cephesidir. Çünkü burada Ermeniler Osmanlı'da milleti sadık, sadık millet olarak adlandırılmıştır ama en son isyan eden gruptur. Rusların kışkırtmasıyla. Ve Osmanlı Devleti cepheden cepheye savaşırken Birinci Dünya Harbi'nde bölgede yaşayan, Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeniler Türk köylerini yakıp yıkmaya başlamışlardır Rusların kışkırtmasıyla. Ve Osmanlı Devleti bölgedeki Ermenileri 1915 Ermeni Tehcir Kanunu'yla bölgeden Ermenileri alıp o günkü Osmanlı toprağı olan Suriye civarına göndermişti. Ve emlak yasasıyla beraber de orada bir süre bu faali taşkınlıklarını engellemeye çalışmıştı. Fakat arkadaşlar, dönemin şartları itibariyle salgın hastalıklar, o dönemde savaş şartlarındasınız. Düşünün bir de Osmanlı Kafkas cephesinde Sarıkamış faciasını yaşamış. Yani ekonomik bakımdan da sıkıntılar yaşıyor. Kendi askerine bile teçhizat bulmada sıkıntı yaşıyor. 1 milyondan fazla Ermeni'yi ne kadar sağlıklı göç ettirebildi. Bu yüzden de Ermenilerin bir kısmı bu göç olayında ölmüştür. Yani Ermenilerin toplu bir şekilde öldürülmesi diye bir şey söz konusu değildir. Yani sözde Ermeni soykırımı aslında Ermenilerin bugün uydurduğu bir şeydir. Osmanlı Devleti, sonuçta düşünsenize siz kendi köyünüzden Çanakkale cephesinde savaşmaya gidiyorsunuz. Ama buradaki Ermeni tutuyor, köyünüzü yakıyor, yıkıyor. Siz savaştan döndüğünüzde bunun intikamını alırsınız bir şekilde. Devlet aslında burada Ermenileri koruyarak onları daha güvenli bir bölgeye götürmüştür. Doğu cephesindeki başarısızlık, özellikle Sarıkamış faciası, Turancılık idealinde yok olmasına sebep olmuş. 2. Süveyş cephesi, yani Kanal cephesi. Taarruz ettiğimiz ikinci cephedir. Başarısız olmuşuzdur. Ümmetçilik düşüncesi burada zayıflamıştır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda iki yerde saldırdı, taarruz etti. Bunlardan birincisi Kafkas cephesi, Doğu cephesi, ikincisi Kanal cephesi, Süveyş cephesi diye. Üçüncüsü Hicaz-Yemen cephesi. Kanal cephesinde Osmanlı başarısız olunca İngiltere'nin isteği üzerine arkadaşlar Hicaz'da, Yemen'de bu adamlar bize saldırdılar. Savunma yaptığımız bir cephedir. Şerif Hüseyin İngiltere ile gizli bir antlaşma olan Maçmahon Antlaşması'nı imzalamıştır ve Osmanlı Devleti'ne ihanet etmiştir. Müslüman Arapların ihaneti üzerine biz Hicaz, Yemen'de başarısız olmuşuzdur ve ümmetçilik düşüncesi burada zayıflamıştır. Suriye-Filistin cephesi savunma cephemizdir. Savaş bitene kadar açık kalan tek cephedir ve Mustafa Kemal Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Musul önünde İngilizleri durdurmuştur. Bugün Musul Türk'tür dememizin sebebi Musul daha sonradan haksız yere işgal edileceği için savaşarak Musul'a girememişlerdir. Mustafa Kemal ve askerleri buna izin vermemiştir. Irak-Basra cephesi savunma cephemizdir. Osmanlı Devleti burada
İngilizleri Kutlül Amare'de yenmiştir arkadaşlar. Fakat yeterli desteği bölgedeki Müslümanlar vermediği için cephenin genelinde İngilizler kazanmıştır. Ama Kutlül Amare Osmanlı'nın kazandığı son şerefli zaferlerden bir tanesidir diyeceğiz. Ve asıl kısım 1915 Çanakkale cephesi. Sebep, İtilaf devletleri İstanbul'u alarak Osmanlı'yı savaş dışı bırakmak istiyor ve boğazlardan geçerek de müttefikleri Çarlık Rusya'ya yardım götürmek istiyor. Ve burada bize saldırıyorlar. Deniz ve kara savaşlarını Çanakkale'de Osmanlı Devleti kazandı. Tarihin en kanlı savaşlarından biridir ve Gelibolu'da çatışmalar gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal burada İstanbul'u kurtaran adam olarak ün salmıştır. 19. Tümen Komutanı Kurmay Yarbay Mustafa Kemal askerlerine Arıburnu'nda "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" meşhur emrini vermiştir. Mustafa Kemal Çanakkale'de 57. Alaya süngü taarruzunu yani Conk Bayırı'nda, Arıburnu'nda, Anafartalar'da, Kilitbayır'da, Settülbahir mevkilerinde çatışmalara girmiştir arkadaşlar. Çanakkale cephesinin sonuçları. Osmanlı Devleti savaşı kazandı. Çanakkale'yi kazandı. Birinci Dünya Savaşı'nın süresi uzadı arkadaşlar. Bulgaristan baktı ki Osmanlı Çanakkale'yi kazandı. Hemen ittifak devletlerinin yanında savaşa girerek Almanya, Avusturya, Macaristan ve Osmanlı aradaki Bulgaristan'ın bizim yanımızda savaşa girmesi kara bağlantısını sağlamamıza sebep oldu ve Almanya'dan gelecek silah yardımlarının da önünü açtı. Yardım alamayan Çarlık Rusya'da Bolşevik Ekim devrimi oldu ve Çarlık Rus Krallığı yıkıldı, yerine Sovyet Rus Devleti kuruldu. Mustafa Kemal'in ün salması ve milli mücadelede lider olması ve halk tarafından kabul edilmesine vesile olan olaylardan biri arkadaşlar Çanakkale'nin kazanılmasıdır. Not: Mustafa Kemal'in savaştığı cepheler 1. Dünya Savaşı'nda. 19. Tümen Komutanı olarak Çanakkale'de savaştı. 16. Kolordu Komutanlığı'nda Kafkasya'da savaştı. Ve 7. Ordu ve daha sonradan Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak da Suriye ve Filistin cephelerinde Mustafa Kemal savaşmıştı. Galicia cephesi sınırlarımızın dışındadır. Müttefikimiz Avusturya'ya yardım etmek için gitmişizdir. Romanya ve Makedonya cephesi sınırlarımızın dışındadır. Bulgaristan'a yardım etmek için gitmişizdir. Demek ki Galicia ve Bulgaristan-Makedonya cepheleri sınırlarımızın dışında müttefiklerimize yardım etmek için gittiğimiz cepheler. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran ya da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yaşanan bazı gelişmeler var. Onlardan bir tanesi Rusya'nın savaştan çekilmesi. Şimdi arkadaşlar, Çanakkale'den İtilaf devletleri geçemeyince dostları Çarlık Rusya'ya yardım götüremediler. Ve Ekim 1917 yılında Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu. Yeni bir devlet kuruldu, Sovyet Rusya. Ve yeni devlet Brest-Litovsk Antlaşması'yla savaştan çekilen ikinci İtilaf devleti oldu. Yeni Rus devleti eski Rus devletinin yapmış olduğu bütün antlaşmaları iptal etti. Ve böylece 1878'de Berlin Antlaşması'yla kaybettiğimiz Kars, Ardahan ve Batum, yani Evliya-i Selase denilen bölgeyi Osmanlı savaşmadan geri almıştır. Eski Rus topraklarında, yani Kafkaslar'da Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan bir süreliğine bağımsız oldu, 2 yıllığına. 1918'de bağımsız oluyorlar, 1920'de bu Sovyet Rusya politika değiştirecek, genişleme politikasına girecek ve Kafkaslar'daki bu devletleri tekrardan egemenliği altına girecek. 2. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi ve Wilson ülkeleri. Savaş sırasında ABD her zaman yaptığı işi yaptı, silah sattı, cephane sattı, yiyecek sattı. Ama Alman denizaltıları Amerikan gemilerine saldırınca Amerika 1917 yılında arkadaşlar savaşa İtilaf devletlerinin yanında resmen girdi. ABD'nin savaşa İtilaf devletlerinin yanında girmesi Rusya'nın çıkmasıyla oluşan boşluğu doldurmuştur ve savaşın süresini kısaltmıştır. ABD savaşa bazı şartlar sunarak giriyor arkadaşlar. Amacı, biz buna Wilson ülkeleri diyoruz. Yani Amerika savaştan sonra İngiltere ve Fransa'nın kendisinden daha fazla güçlenmesini engellemek için onlara bazı şartlar sunmuştur
Yani Wilson ilkelerinden birazcık bahsedelim. Şimdi sevgili gençler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere ve Fransa'nın yanında girme sebebi, yani girerken sunduğu şartlara biz Wilson ilkeleri diyoruz. Dönemin Amerikan Başkanı Wilson bunları hazırlıyor. Neden? Savaştan sonra İngiltere ve Fransa'nın kendisinden daha güçlenmesini istemiyor yani. Şimdi bir, Amerika diyor ki yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak diyor. İngiltere ve Fransa kabul ediyor. Fakat yerine onarım bedeli ve mandacılığı getiriyor. Yani tamam toprak almıyorlar, tazminat almıyorlar ama onarım bedeli alacaklar. Himaye alacaklar. Yani himaye altına alacaklar. Yani toprağını almıyorsun ama sömürgemeye devam ediyorsun. Amerika diyor ki uluslararası sorunlar barış yoluyla çözülecek diyor. Arkadaşlar bakın bu cemiyeti akvam denilen milletler cemiyetinin kurulmasını istiyor aslında. Ve 1919 Paris Barış Konferansı'nda da milletler cemiyetinin kurulma kararı alacaktır. Bugünkü Birleşmiş Milletler gibi bir yapıdır. Amerika diyor ki gizli antlaşmalar yapılmayacak. Boğazlar tüm devletlere açık olacak. Self-determinasyon hakkı verilecek. Bakın arkadaşlar bu çok önemli. Çünkü Amerika o gün güvenilir bir devlet imajında. Ve Amerika'nın savaşa girerken sunduğu şartlardan biri self-determinasyon. Bu bizim için önemli. Çünkü Osmanlı savaştan çekiliyor. Çekilme sebeplerinden biri de şu self-determinasyona inandığı için. Uluslar, milletler kendi kaderlerini kendileri belirleyecek. Yani kim nerede çoğunluktaysa orada kendi devletine devam edecek düşüncesi Osmanlı'yı umutlandırmıştır. Ve bir de kazanan devletler kaybedenlerden toprak almayacak maddesine de Osmanlı umutlanmıştır. Ve böylelikle arkadaşlar Osmanlı bu maddeye inanıp özellikle self-determinasyona inanıp Mondros Ateşkesi'ni imzalayarak savaştan çekilecektir. Bu madde Kurtuluş Savaşımızın hukuksal dayanak noktasıdır. Çünkü Anadolu topraklarında sayıca fazla olan biz Türkleriz. O zaman biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. Şeye göre, Wilson ilkelerine göre. Yani yapmış olduğumuz savaş haklı bir savaş. Son olarak da ülkelerin gelişmelerini engelleyen uygulamalar kaldırılacak. Osmanlı Devleti bunu kapitülasyonların kaldırılması olarak yorumlamıştır. Aslında biz Osmanlı olarak Birinci Dünya Savaşımızdan savaşından çekilmenin en büyük sebebi Wilson ilkelerine inandığımız ve güvendiğimiz içindir. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi arkadaşlar. Savaşı ittifak devletleri kaybetti. İtilaf devletleri kazandı. Osmanlı'nın bloğundan çekilen ilk devlet Bulgaristan oldu. Ve ne yazık ki biz bu savaşı kaybettik. Yapılan ateşkes antlaşmalarına bakarsak Bulgaristan'la Selanik Antlaşması, Osmanlı'yla Mondros Ateşkesi, Avusturya-Macaristan'la Villigosi Ateşkesi, Almanya'yla da Red Handes Ateşkesi çıkmış sınav sorularında vardır. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan ateşkeslerdir diye. Biz bunları semaver diye kodluyoruz arkadaşlar. Semaver diye kodluyoruz arkadaşlar. Bunlar Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren ateşkes antlaşmalarıdır. Barış görüşmelerine bakalım. Kazanan devletler, yani itilaf devletleri, kaybedenlere imzalatacakları barış antlaşması koşullarının için bir konferans düzenlediler. Buna biz Paris Barış Konferansı diyoruz. Fakat Osmanlı'ya imzalatacakları sözde barış olan Sevr Anlaşması için ayrı bir konferans düzenliyorlar. Bunun adı da San Remo Konferansı. San Remo Konferansı. Yani Almanya'ya, Avusturya, Macaristan'a ve Bulgaristan için Paris Barış Konferansı'nı düzenliyorlar. Osmanlı büyük lokma olduğu için bizi daha iyi paylaşabilmek için özel bir konferans, San Remo Konferansı'nı yapıyorlar. Ve burada da Sevr Anlaşması'nın taslağını hazırlıyorlar. Versay Anlaşması'nı, Barış Anlaşması'nı Almanya ile imzalatıyorlar. Bu antlaşma 2. Dünya Savaşı'na sebep olacak bir antlaşmadır. Saint-Germain Anlaşması'nı Avusturya ile imzalıyorlar. Macaristan'la birleşmeyeceksin diyorlar. Nöy Anlaşması'nı Bulgaristan'la imzalıyorlar. Batı Trakya'yı Yunanistan'a bırakıyorlar. Trianon Anlaşması'nı Macaristan'la imzalıyorlar ve Avusturya ile birleşmeyeceksin maddesini koyuyorlar.
sözde barış olan ve Türk milletinin hiçbir zaman kabul etmediği, uğrunda istiklal harbini yaptığı Sevr Anlaşması'nı 10 Ağustos 1920'de Osmanlı'ya imzalatıyorlar. Osmanlı Devleti'nde bu antlaşmayı Saltanat Şurası imzalamıştır. Osmanlı Anayasası'na göre normalde hani 1909 Anayasa Değişikliği'ne göre savaş ve barışı Meclis-i Mebusan verirdi. Bugün Meclis-i Mebusan kapalı arkadaşlar. Yani bu antlaşma Saltanat Şurası tarafından imzalandığı için anayasaya göre meclis tarafından imzalanması gerekiyordu. Hukuksal geçerliliği olmayan bir antlaşmadır. Osmanlı adına Paris'te Rıza Tevfik, Reşat Halis ve Hadi Paşa bu antlaşmaları imzalıyorlar. Fakat dediğim gibi Meclis-i Mebusan onaylaması gerekiyordu ama meclis kapalıydı. O yüzden bu antlaşma anayasaya aykırı, hukuka aykırıdır. Not: Birinci Dünya Savaşı'nı kesin olarak bitiren antlaşma, Yüce Türk Milleti'nin Anadolu'da kazandığı zaferi taçlandıran 24 Temmuz 1923'teki Lozan Barış Antlaşması'dır diyeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sonuçları: Polonya yeniden kuruldu, eski adı Leistan'dı. Yugoslavya yeniden kuruldu, Sırbistan ve Karadağ birleşti. Günümüzde ayrı. Çekoslovakya yeniden kuruldu. Yani arkadaşlar yeni yeni devletler ortaya çıktı. İtalya'da faşist bir yönetim, yani Mussolini başa geldi. Almanya'da önce Cumhuriyet, sonra Naziler, yani Hitler iş başına geldi. Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Litvanya, Estonya gibi yeni devletler kuruldu. Kısacası milli devletler kurulmuştu diyeceğiz. Sivil savunma kavramı ortaya çıktı. Savaşta ilk defa tank, uçak, denizaltı, kimyasal silahlar kullanıldı. Yani cephe gerisindeki insanlar da öldüğü için arkadaşlar sivil savunma kavramı ön plana çıktı. Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya, Çarlık Rusya gibi imparatorluklar bu savaşta yıkıldı. Şimdi burada bir notumuz var arkadaşlar. Mandacılık. Kısacası sömürgecilik demek. İlk çağda kolonicilik, yeni çağda sömürgecilik, yakın çağda emperyalizm, 20. yüzyılda bunun adı mandacılık, himaye. Yani güçlü devletin güçsüz devleti geliştirme bahanesiyle yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sömürmeye biz himaye etmek, mandasını almak diyoruz arkadaşlar. Sömürgeciliğin dönem dönem isim değiştirmiş halidir diyerek bugünkü dersimizi, yani 12. sınıfların inkılap tarihi dersinin ikinci hafta konusunu burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşmek üzere.